2022'de makro iktisadi koşulları konuştuğumuz kadar kuşkusuz makro iktisadi koşullarda ve piyasalarda yaşanan gelişmelerin gündelik hayatımızda da etkileri oldu. Davranışsal ekonomi ve davranışsal finansla ilgili temel bir takım bilgileri gözümüzün önüne getirdiğimizde en temel hayatımıza etki eden konuların açıkçası tüketici davranışlarının üzerinde olduğunu söylemek 2022 yılı özelinde oldukça mümkün. Keza Türkiye'de yükselen enflasyona benzer biçimde dünyada da yükselen enflasyonun önceki yıllarda alışık olunmayan seviyelerde insanların hayatına etki ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de de dünyada da yükselen enflasyonun tüketici davranışları üzerindeki en temel etkilerini 3 başlık altında toplayabiliriz ki bunlardan bir tanesi ilk etapta bizim bir takım mal ve hizmetleri edinimler konusunda yapmak durumunda kaldığımız sadeleştirmeler. Bu sadeleştirmeleri nasıl özetleyebiliriz? Şöyle, yükselen enflasyon karşısında önceliğimiz kendi bireysel ya da hane halkı davranış, tüketim davranışı hallerimizde önceliği bir takım mal ve hizmetlerin edinimlerine vermemiz oldu. Çünkü bilhassa ihtiyacımız olmayan bir takım mal ve hizmetlerin edimine daha önceden ayırdığımız bütçeler ya da borçluluk durumumuzu gözeterek yaptığımız harcamalar 2022 yılı içerisinde yükselen enflasyon ve daralan gelir koşulları çerçevesinde bizim bazı temel mal ve hizmetlere olan yönelimimizi arttırırken ihtiyacımız olmayan bir takım unsurlara olan ayırdığımız bütçeleri ya da göze aldığımız borçlanma seviyelerini kısmak durumunda kaldık.